Merhaba arkadaşlar, mıknatıs ve manyetik alan konusuyla devam ediyoruz. Demir, nikel, kobalt gibi elementleri ve bu elementlerden meydana gelen ulaşımları çekme özelliği gösteren demir oksit bileşiğine ya da sonradan da özellik kazandırılan maddelere biz mıknatıs adını veriyoruz. Demir oksit bileşiği F3O4 şeklinde yazılıyor. Tabii yazılışı çok önemli değil, bize bunu sormayacaklar. Mıknatısları biz doğal olarak ve yapay olarak bir de elektromıknatıs olmak üzere 3'e ayırıyoruz. Doğada kendiliğinden bulunanlara doğal mıknatıs diyoruz. Bizim kendimizin elde ettiklerine yapay mıknatıs diyoruz. Bir de elektromıknatıs dediğimiz farklı bir çeşidi var. Mıknatıslardan etkilenen maddelere manyetik madde diyoruz. Mıknatıslardan etkilenmeyen, çok az da olsa bütün maddeler mıknatıslardan etkilenir ama etkilenmiyor diye kabul ettiğimiz maddelere de biz manyetik olmayan madde adını veriyoruz. Bir mıknatısın manyetik özelliklerinin etkili olduğu bölgeye biz manyetik alanı diyoruz ve B harfiyle gösteriyoruz bunu. Manyetik alan vektörel bir büyüklüktür. Yani yönlü bir büyüklüktür. Bir çubuk mıknatısın ortasından bir iple asılıp serbest bırakılırsa yaklaşık kuzey-güney doğrultusuna yönelerek dengede kalacak. Yani mıknatısın iki tane kutbu var. Bakın şurada bir çubuk mıknatısı görüyoruz. N dediğimiz kuzey kutbu İngilizce'deki North'tan geliyor. S dediğimiz İngilizce'deki South'tan geliyor. O da güney kutbu olacak. Mıknatısın etkisinin en şiddetli görüldüğü bölgeler mıknatısın uç kısımlarıdır. Bu bölgelere biz kutup da diyoruz. Her mıknatısın N ve S olmak üzere iki kutbu mutlaka vardır. Kutupsuz bir mıknatıs olmaz ve tek kutuplu bir mıknatıs da olmaz. Mutlaka iki kutuplu olması gerekir en azından. Bir mıknatıs ikiye bölündüğü zaman kutupları N ve S olarak farklı iki mıknatıs elde edilir. Tek kutuplu mıknatıs olmaz dedik ya, böldüğümüz zaman dolayısıyla şimdi şuradan böldük. Bir tarafı sadece S, bir tarafı sadece N olacak diyemeyiz. Böldükten sonraki her parçanın N ve S kutupları mutlaka olmak zorunda. Bir mıknatısın oluşturduğu manyetik alan, manyetik alan çizgileriyle modelleniyor. Bu çizgiler mıknatısın dışında N kutbundan S kutbuna doğru, mıknatısın içinde de S'den N'e doğru. Hadi bunu bir gösterelim beraber. Şimdi mıknatısın dışında kuzeyden güneye, N'den S'ye doğru. Yani şu şekilde mıknatısın dışında kuzeyden güneye doğru. Mıknatısın içinde de dikkat edersen güneyden kuzeye doğru zaten çizgileri devam ettirdiğinde bu şekilde olduğunu görüyorsun. Burada manyetik alan çizgilerinin mıknatısın içerisinde S'den N'ye doğru olduğunu görüyoruz. Mıknatısın dışarısında da N'den S'ye doğru olduğunu görüyoruz. Şimdi zıt kutuplar birbirini çekiyor. O yüzden N'den S'ye doğru bir çekme kuvveti olacak. Aynı kutuplar birbirini itiyor. Dikkat ederseniz ortada boşluk oluşmuş. S ve S birbirini ne yapmış? İtmiş. N ve N olsaydı da birbirini ne yapacaktı? İtecekti. Gerçekte bir mıknatısın manyetik alan çizgisi yok. Biz konuyu kavramak açısından modellemişiz bunu, çizmişiz. Bu çizgiler mıknatısın oluşturduğu manyetik alanı temsil etmek için kullanılıyor. Bir mıknatısın bir noktada oluşturduğu manyetik alan o noktadaki manyetik alan çizgisine teğettir. Bakın şu noktada manyetik alan çizgilerine teğet bir manyetik alanımız var. Şu kesikli çizgilerle gösterilen de manyetik alan çizgileri. Üniversite sınavında da size bu tarz bir soru çıkabilir. Daha önce çıkmıştı. Beraber bu örneği bir inceleyelim. Şimdi diyor ki, özdeş KLM çubuk mıknatıslarının oluşturduğu manyetik alan çizgileri şekildeki gibidir. Buna göre mıknatısların 1, 2, 3, 4 numaralı kutuplarının işareti nedir diyor. Öncelikle L ve M'ye bakalım. Manyetik alan çizgileri N'den S'ye doğruydu. Demek ki 4 numaralı kısım N olacakmış. 3 numaralı kısım S olacakmış. N'den S'ye doğru şu çizgilerin gittiğini o zaman söyleyebiliriz. Mıknatısın L'nin diğer parçası da doğal olarak 3 numaralı parça S olduğuna göre 2 numaralı parçası da N kutbu olacak. Şimdi burada ortada boşluk oluşmuş. Demek ki birbirlerini itmişler. Kimler birbirini itiyordu?
aynı cins yüklü olan, aynı cins kutup olanlar, yani burada N varsa dolayısıyla birinci numarada da N kutbu olmak zorundadır. Şimdi de mıknatısların birbirine uyguladığı kuvvete bakalım. İki mıknatıs birbirine itme ya da çekme kuvveti uygular. Bu kuvvete manyetik kuvvet diyoruz biz. Aynı kutuplar birbirini iter, zıt kutuplar birbirini çeker. Şurada N ve S var, birbirini çekecek. S ve S birbirini itecek. N ve N birbirini itecek. İki mıknatısın birbirine uyguladığı manyetik kuvvet eşit büyüklüktedir ve zıt yönlüdür. Aynı etki tepki kuvveti gibi. Bu kuvvetin büyüklüğü mıknatısların kutup şiddetleriyle doğru orantılıdır. Mıknatıslar arasındaki uzaklığın karesi ile de ters orantılıdır. Ayrıca bu kuvvetin büyüklüğü mıknatısların arasındaki ortama da bağlıdır. Mesela mıknatısların arasında hava mı var, kağıt mı var, cam mı var, bu durumu değiştirebilir. Örneğe bakalım. Özdeş KLM çubuk mıknatısları yatay sürtünmesiz düzlemde şekildeki konumda tutulurken L serbest bırakılıyormuş ve L mıknatısı harekete geçmiyormuş. 1, 2, 3, 4 numaralı kutupların işareti ne olabilir diye soruyor. Madem L harekete geçmiyor, KL'yi yanına çekiyor olsa, M de L'yi yanına çekiyor olsa ve bu çektikleri kuvvetlerin büyüklükleri birbirine eşit olursa o zaman L harekete geçmez. Şimdi şöyle düşünebiliriz. Madem yanına çekiyor, 1, 2, 3, 4 numaralılar o zaman sırasıyla şöyle olabilir. N olabilir, S olabilir. Çekecek ya. Sonra burası N olabilir. Burası da S olabilir. Ya da burası S olabilir, burası N olabilir, burası S olabilir, burası N kutbu olabilir. Bu soruda zaten ihtimalleri soruyor. Peki KVM mıknatısları L'yi çekme kuvveti değil de itme kuvveti uygulayamaz mı? Elbette olabilir. İkisi de L'yi iterse şu K'nın L'yi ittiği kuvvet olsun. Bu da M'nin L'yi ittiği kuvvet olsun. Yine bu kuvvetler eşit olursa yine bileşkeleri sıfır olur ve L hareketsiz kalır. Bu durumda da kutuplarımız şöyle olabilir. 1 numaralı N olabilir. 2 numaralı N olabilir. Aynı kutup olacak ki itecekler birbirlerini. 3 numaralı S olabilir. 4 numaralı S olabilir. Ya da bunlar S olabilir. 1 ve 2, 3 ve 4 de N olabilir diye 4 tane ihtimal geliyor karşımıza. Hayata katkıya bakalım. Mıknatıslar pusulalarda, hoparlörlerde, kapı zillerinde, elektrik motorlarında, buzdolabı süslerinde ve daha birçok alanda günlük hayatta karşımıza çıkıyor. Örneğimize bakalım. Özdeş KL mıknatısları yatay sürtünmesiz düzlemde şekildeki konumlarda tutulmaktadır diyor. Bu mıknatıslar aynı anda serbest bırakılırsa hangi yönde harekete geçerler demiş. Biz ne demiştik? Aynı kutuplar birbirini itiyordu. S ve S olduğu için bunlar birbirini itecekler. N ve N olduğu için bunlar da birbirini ne yapacak? İtecek. Dolayısıyla şöyle çizebilirim. Fakat bunların arasında 2L kadar mesafe olduğu için itme kuvvetleri biraz küçük olacak. O yüzden L mıknatısı şu yönde değil de bu yönde hareket edecek. Artı X yönüne doğru, sağa doğru. M mıknatısı L ittiği için o da sağa doğru hareket edecek. K mıknatısı L ittiği için o da sola doğru hareket edecek. Cevabımız Bursa seçeneğindeki gibi olacak. Bu örneğimize de bakalım. Özdeş 8 mıknatıs varmış. Bunlardan 4'ü KLMN ipleriyle tavana asılıyken diğer 4'ü de birer uçlarından şekildeki gibi yere sabitlenmişler. KLMN iplerindeki gerilme kuvvetleri arasında nasıl bir ilişki vardır diye soruyor. Şimdi mıknatıslar özdeş olduğu için mıknatısların ağırlıklarını hiç hesaba katmadan düşüneceğim. Ben sadece mıknatısların birbirine uyguladığı itme ve çekme kuvvetlerini hesaba katacağım. Şimdi burada S ve N kutuplarım var. Farklı oldukları için birbirlerini çekecekler. Zıt kutuplar birbirini çeker. Dolayısıyla bu mıknatıslar birbirlerine doğru yaklaşmak isteyecekler. Yaklaşmak isteyecekleri için şu K ipindeki gerilme kuvveti artacak. Aralarında da 2D mesafe var. 2D mesafe olduğu için
daha yakın olan mıknatıslar olsa onlar birbirini daha kuvvetli çekerdi. Şimdi bu böyle bir durum var mı ona bakalım. Mesela şurada var. S ve N kutupları yine birbirini çekecekler. Ama aralarında D kadar mesafe var. Daha kuvvetli çekerler. O zaman buradaki M ipi K'ya göre daha çok gerilir. TM daha büyük olur. İpteki gerilme kuvveti K'dan diye yorum yapabilirim. Şimdi de aynı tür kutuplar var mı onlara bakalım. Mesela şuradaki N ve N kutupları birbirini iterler. Bunlar itecekler birbirlerini. Buradaki S ve S kutupları da birbirlerini itecekler. Bunların aralarındaki mesafelere bakarsak yakın olan daha çok iteceği için yukarıdaki ipteki gerilme kuvvetini azaltır. O yüzden N ipinde gerilme kuvveti L ipindekine göre daha küçük olur. Yani TL büyüktür. TN şeklinde bir yorum yapabiliyorum. Zaten itenler varsa birbirlerini yukarıdaki iplerdeki gerilmeyi azaltıyorlar. O yüzden en büyük ip gerilmesi M'de, sonra K'da olacak, sonra L'de olacak, en küçük de TN olacak. Böyle bir şıkkı da şu şekilde E seçeneğinde görüyoruz. Elektromıknatıs ne demekmiş? Bir de ona bakalım. Demir, nikel, kobalt gibi maddeler manyetik alanda bekletildiğinde mıknatıslanıyorlar. Bu tür maddelerin elektrik akımının etkisiyle, mıknatıslanmasıyla elektromıknatıslar elde ediliyor. Mesela bir demir çivinin etrafına sen bir tel sardığında, telin ucunu da pile bağladığın zaman bu bir elektromıknatıs özelliği kazanıyor. Belli bir süre yanına toplu iğne vesaire koyduğun zaman çekebiliyor. Bir demir çivinin etrafına iletken bir tel sarılıp telden elektrik akımı geçirildiğinde demir çivi mıknatıslanır. Bu elektromıknatısın çekim kuvveti sarım sayısıyla ve akım şiddetiyle doğru orantılı, sarım uzunluğu ile de ters orantılı olarak değişir. Elektromıknatısın kutuplarını sağ el kuralıyla buluyoruz fakat bu AYT kısmına giriyor. Size sadece ne kadar kuvvetli çekip çekemeyeceğiyle ilgili, neyle doğru orantılıdır, neyle değildir, şurasıyla ilgili yorum sorusu sorarlar. Peki elektromıknatıslar günlük hayatta nerede karşımıza çıkıyor? Elektromıknatıslar çamaşır makinesinde, saç kurutma makinesinde, ventilatör gibi cihazların elektrik motorlarında var. Kapı zilinde, kapı otomatiğinde, hoparlör gibi düzeneklerde var. Metal yurda taşıyan vinçlerde var. Dünyamızın da bir manyetik alanı vardır gençler. Mesela bir iple kütle merkezinden asılan mıknatıs serbest bırakıldığı zaman yaklaşık kuzey-güney doğrultusunda dengede kalır. Mesela pusulaları hatırla. Pusulanın içinde mıknatıslar var. Onlarla biz yönümüzü bulabiliyoruz. Hep bu manyetik alanı, dünyanın manyetik alanının olmasından kaynaklanıyor. Dünyanın manyetik alanından kaynaklı yaklaşık kuzey-güney doğrultusunda duruyor mıknatıslarımız. Dünya içinde dev bir mıknatıs varmış gibi düşünüyoruz biz. Dünyanın oluşturduğu manyetik alanı da şu şekilde gösterebiliyoruz. Coğrafyadaki gibi coğrafi kuzey kutbu ile coğrafi güney kutbu var. O ayrı. Bir de manyetik güney kutbu ve manyetik kuzey kutbu şeklinde mıknatısımız yönü belirtiyor bize. Dünyanın coğrafi kutupları ile manyetik kutupları aynı yerde değildir tabii ki. Çakışık değildir. Coğrafi kuzey kutbunun yakınında 2200 km uzaklıkta manyetik güney kutbu, coğrafi güney kutbunun yakınında da manyetik kuzey kutbu varmış. Kütle merkezinden bir iple asılan mıknatısı N kutbu, manyetik güney kutbunu gösteriyormuş bize. Bilgilere bakalım. Dünyanın manyetik alanının kaynağı dünyanın merkezindeki yük hareketlerinden kaynaklandığı düşünülüyor. Bir mıknatısın gösterdiği yön ile coğrafi kuzey arasında bir fark var tabii ki. Biz ona manyetik sapma adını veriyoruz. Dünya üzerindeki herhangi bir yerde sapma açısının değeri yıllar, mevsimler, güneş lekeleri ve dünyanın çevresindeki manyetik rüzgarlar nedeniyle değişebiliyor. Kuzey yarımkürede pusula iğnesinin N kutbu, güney yarımkürede de pusula iğnesinin S kutbu yere doğru eğiliyor. Mıknatıs iğnesinin yatay düzlemle yaptığı açıya da biz eğilme açısı adını veriyoruz. Bu eğilme açısının değeri ekvatorda 0 derece, kutuplarda da 90 derece. Tabii size bu kadar detaylı bir soru çıkmayacak TYT'de. Bilgilere bakalım genel kültür. Arılar, göçmen kuşlar, bazı büyükbaş hayvanlar gibi canlılar
yerin manyetik alanından yararlanarak yönlerini belirliyorlarmış. Bakın bu ilginç. Ben arıların, göçmen kuşların böyle bir şey yaptığını bilmiyordum. Gerçekten değişikmiş. Aman dikkat kısmına bakalım. Bir pusulanın ibresi, en kutbu, o noktadaki manyetik alanın yönünü gösteriyormuş bize. Dünyanın manyetik alanı, yeryüzeyinin zararlı radyasyonlardan korunması bakımından çok önemliymiş. Güneşten kopup saniyede 300-400 kilometre hızla hareket eden parçacıklar, yani güneş rüzgarları dediğimiz parçacıklar, dünyanın manyetik alanının etkisiyle dünyadan uzaklaştırılıyormuş. Düşünün, güneş rüzgarları eğer ki dünyaya gelebilseydi, uzaklaştırılmasaydı, o zaman çok 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 daha sıcak olacaktı, kavrulacaktık, ölecektik zaten. Hani yaşamamız mümkün olmazdı da. Böyle bir soru sınavda çıkmaz ama hoş bir örnek olmuş sizin için. İstanbul'da yaşayan bir öğrenci bir çubuk mıknatısı kütle merkezinden bir iple tavana asıyor. Çubuk mıknatıs nasıl dengede kalır demişler. Mıknatısın N kutbu manyetik güney kutbunu, yani yaklaşık olarak coğrafi kuzey kutbunu gösterecek yukarıya doğru. Dünyanın üzerinde kuzey yarımkürede mıknatısın N kutbu da yere doğru eğilecek. Bu şekilde iple astığımızda dengede kalabilir.